işte Türkiye'nin bir yere gidebilme şansı yok. Şimdi Sayın Başkan, siz de genç kuşak siyasilerden birisiniz. Bugünkü bizim İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı manşeti nasıl bir Türkiye? Sizden ben bir tweet rica edeceğim. Ben de kendim paylaşacağım onu. Ama bugün Sözcü'de bakın iç sayfada keyfi yönetim gidecek, demokratik ve özgürlükçü bir yönetim gelecek. Şu fotoğraf mesela çok çarpıcı değil mi efendim? Şimdi burada bakın 6 ayrı parti var. Bunun içinde solu da var, sağı da var, muhafazakarı var, milliyetçisi var, milli görüşü var. Evet. Her çeşit var. Farklılıklar... Orta direği olarak biz de varız. En uzunları da sizsiniz bak. Fakat bir şey diyeceğim. O yüzden diyorum biz orta direğiyiz. Farklılıklarınız var ama ortak değerlerde buluşabiliyorsunuz. Türkiye'nin gidişatı. Sorumu şöyle soracağım etiketteki gibi. Siz nasıl bir Türkiye? Siz nasıl bir Türkiye vaat ediyorsunuz? Herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye. Herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye. Temeli, mottosu budur. Bugün geldiğimiz noktada ifade ettiğiniz 6 siyasi parti... Türkiye'nin yaşadığı özellikle son 20 yıllık bir travmatik dönem var. Zaman zaman ifade ediyorum. 80 yıllık cumhuriyete bir devri sabık muamelesi uygulayanlar, devlet ele geçireceğiz diye yola çıkanlar, neticede her birimizin maruz kaldığı hukuksuzluklar, müsaade edildiği kadar hakka, müsaade edildiği kadar hukuka, müsaade edildiği kadar zenginliğe, refaha razı olmadığımızı, alın terimizin karşılığını almak isteyen her bir Türk vatandaşının hukukunu, kimlik alanlarının ötesinde yatay, demokrasi ve hukuk ortak paydasında bir araya gelmiş siyasi partiler. O nedenle mücadelemiz anlamlı. Zaman zaman ifade ediyorum. Cumhur İttifakı'nın tek bir kaygısı, tek bir kavgası, tek bir mücadelesi var. Bir kişinin ve onun ailesinin, onun yakın efradının iktidarını sürdürmek. Bunun dışında Türk milleti Sayın Erdoğan'ın şahsında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne mazeret bırakmayacak şekilde yetki vermiş. Yetki yetmemiş, güç istemiş, güç vermiş. Güç yetmemiş, referandumlar arada anayasa değiştireceğiz, vesayetle mücadele edeceğiz diyerek yetki istenmiş, mutlak güç verilmiş. O da yetmemiş. Dilimizden dökülen kanun haline gelsin. Bugün geldi. Bugün bir anda propagandası yapılan meclisi kuvvetlendirdik. Güya milletvekilleri kanun teklifi yapacak. Kanunların nasıl külliyeden geldiğini hepimiz şahidiz. Usulü tamamlama işlemi orada milletvekillerin hukukunu da hiçleştirerek sadece imza atan, el kaldıran bir konuma indirdik. İtirazımız bunadır. Yoksa bugün ifade ettiğim gibi bir 5 yılda Sayın Erdoğan'a imkan verse Türk milleti 20 yılda yapamadınız neyi yapacaksınız? Bakın bugün İsmail Bey sistematik çöküşler yaşıyoruz. İlk defa özellikle son bir yılda yaşanan ekonomik altüst oluş, gelir kaybı, alım gücünün düşmesi, hayat pahalılığının artması, on binlerce gencimiz yüksek puanlar almış olmasına rağmen İstanbul başta olmak üzere iyi üniversiteler tercih yapamadı. Bundan daha büyük felaket olur mu? Bir başka felaket, bu ülkenin yetişmiş insan gücü kendi doğduğu topraklarda bir gelecek hayali kuramıyorsa biz neyin mücadelesini veriyoruz? Bir şey soracağım. Halk TV.com.tr'de Seyhan Avşar bir haber yazdı. Şaşırdım, yadırgadım ve korktum. Size sormak istiyorum. Seyhan Avşar'ın şu anda Halk TV.com.tr'deki haberine göre Meral Akşener'le ilgili bir soruşturma var ya, işte FETÖ soruşturması falan diyorlar. İşte gizli tanık bir şeyler diyorlar. Siirt'ten birinin de ifadesine başvurmuşlar. Ne yapmışlar biliyor musunuz? HTS kayıtları bakın Meral Akşener'in. HTS kayıtı, yani telefonda kim kimle görüştü, mesaj attı falan onlara bakmışlar. Didik didik etmişler. Bunu nasıl yorumlayacağım ben Sayın Başkan? İşte parti devletinin göstergesi, pek çok bunun göstergesi var. Hakkını teslim edelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Onursal adı güzel. Bundan 4-5 ay evvel kamuoyuyla paylaştı. Bilişim Teknolojileri Kurumu, BTK... Her bir saat aralığında servis sağlayıcılardan her bir vatandaşın hangi sosyal mecrayı kullandığı bütün hareketlerini güya suç önleme adı altında ilgili yerlere bildiriyor. Biz zaman zaman ifade ettim. Sayın Erdoğan hukuk diyor, yargının bağımsızlığı diyor. Ya hiçbir şey yapmasınlar. FETÖ'cülerden miras aldıkları hukuksuzluk icat etmekten vazgeçsinler yeter bu ülke için. Bugün bir grubu olan siyasi partinin genel başkanı bu muameleye tabi tutuluyorsa sade vatandaşımızın koruyucusu kim olacak? Hangi kanun, hangi anayasa olacak?
O yüzden çok tehlikeli ve bütün itirazımız bunadır. Özel hayattan başlayarak insanların siyasi tercihleri, maalesef Meksika sınırı gibi bir sınır çizilmiş. İktidar kanadındaysanız her şey mübah. Çünkü ne oluyor efendim? Şöyle yapıyorlar. Şimdi ben bu haberi okudum sabah Halk TV'de. Halk TV Komitesi Seyhan Afşar'ın haberini. Vay dedim. Yeri geliyor davet ediyorlar Akşener'i. Bırak diyorlar Millet İttifakı'nı, buraya gel diyorlar. Yeri geliyor çağrıda, açık açık çağrıda bulunuyorlar. Ama Meral Akşener bu çağrıya teşekkür ederim deyince, teşekkür ederim almayayım deyince neler öğreniyoruz? Bir muhalefet partisi liderinin telefon kayıtlarını didik didik ediyorlar iddia doğruysa. Maalesef bunlara ben 2004 yılından özellikle, sizler de daha iyi hatırlayacaksınız o yıllarda Ankara'da, maalesef yaşadığımız süreç bir operasyonlar dönemidir. 2007 yılına giderken sonrası siyasi partilerin normal mücadelelerini verilebildiği bir serbest rekabet iklimi zaten olmadı. Ve bugün daha büyük bir endişeyi taşıyoruz. İstanbul seçimlerinde gördük. Hiçbir mesneti olmadan Yüksek Seçim Kurulu'nun nasıl seçimi iptal edebildiğine şahit olduk. O nedenle ben Türk demokrasi için 6 Mayıs 2019 tarihi, yani YSK'nın seçimlerin yenilenmesine karar verdiği tarih, demokrasimizin ana kolonu sandıktır. Sandıkla ilgili darbeler yaşamışız, ara dönemler yaşamışız. İktidarıyla, muhalefetiyle bir endişesi olmamış. Herkesin ortak kabulü olmuş. Münferit bir takım usulsüzlüklerin dışında sistematik bir şekilde devletin kolluğu, yukarıdan aşağıya iradesi, yürütme eliyle bir siyasi yolsuzluk organize edilir mi? Gördük bunu. Milletimiz cevabını verdi. Bir şey soracağım. O zaman lafı sizin getirdiğiniz yerden devam ettireyim. Siz altı lider bir araya geldiniz ya. Şimdi kazanacağız diyorsunuz. İyi de sizin söylediğiniz gibi İstanbul seçimlerinde yaşadıklarımızı tekrar edebilir mi acaba? Diyelim seçimi kazandınız. Siz adayınız ve altı partinin işbirliğinde. Biz yani dile bile getirmek istemiyorum ama hani benzeri şeyler olabilir diye bir kaygınız mı var? Elbette kaygımız var. Hani güzel bir Anadolu tabiri var. Tilkinin 40 hesabı var. 40'ı da kümes üzerine derler. Yani perşembenin gelişi çarşambadan ayak izlerine bakıyoruz. 20 yıl kıdemli hakimlerin seçim kurulu başkanı olmasını dert etmemişsiniz. Aslında geçen yıl 7 Nisan 2021 tarihinde resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren siyasi partiler kanunu ve seçim sistemiyle ilgili değişiklik, daha çok %10 barajının 7'ye düşürülmesi ve don sisteminin uygulaması konuşuldu ama orada çok kritik bir şey. Bura bir niyeti gösteriyor. Seçim kurullarında kıdemli hakimler yerine güya kurayla. Sonra bir öğrendik ki Adalet Bakanı'nın kardeşi hakim olmuş, seçim kurulu başkanı olmuş. Sonra istifa etti dediler. Şimdi burada bir niyet var. O nedenle bizim meselemiz her bir vatandaşımızın sandığa giren oyunu sonucu etki eder hale gelecek güvenliği azami düzeyde alabilmek için. Koruyabilecek misiniz? Korumalıyız. Bütün çalışmamız, bütün sorumluluğumuz bunun üzerinedir. Ama bu endişeyi hakim teminatında gerçekleşmesi gereken seçimlerin, bu iktidarın demokrasi düşüncesinin, hukuk devleti düşüncesinin, hukuk düşüncesinin nereye geldiğinin göstergesi. Eğer demokrasi ve hukuk kendi lehlerine bir netice veriyorsa, kabulleri vermiyorsa tukaka. İçim rahat olsunmuş. Yani şöyle, ben hangi partiye oy verirsem vereyim, kullandığım oy sayılacak ve sandıktan olduğu gibi çıkacak ve ben ülkenin gidişatı konusunda bir vatandaş olarak söz söyleme hakkımı kullanacağım ve bu yerine ulaşacak. Gerekiyorsa iddiaları değiştireceğim diyorum ben. İçim rahat olsun mu? İçiniz rahat olsun. Biz bu büyük bir mücadele, zor bir mücadele. Çünkü karşınızda işte bir siyasi partiyle rekabet etmiyoruz. Devletin kolluğu bunun için kodlanmaya çalışılmış. Yargı, işte bugün dün açıkladığımız, orada ifade edilen, Türkiye'de en fazla örselenen kurum yargı. Öyle. Neticede doğru yanlış, kendimizi sigaya çekeceğimiz, yaptığımız işlerin doğru veya yanlış olduğunu sağlamasını yapacağımız yer yargı. Yargı çökmüş, ölçüsünü kaçırmış. Maalesef siyasallaşmış. Pek çok kararda görüyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tanımayan hakimler sizi ödüllendirir. Bakan yardımcısı yaparsanız o hakimler Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tanır mı? Anayasa Mahkemesi'ni kapatmaktan bahsediyorlar. Sonra da yeni anayasa yapacağız. Ali Babacan demişti ki, bizim yayınımızda da söyledi bunu. Öyle kazanmalıyız ki böyle bir puanla iki puanla değil.
Biz Millet İttifakı olarak nasıl 6 parti evet. işbirliği yapıyoruz, böyle 8, 9, 10 puanla kazanmalıyız dedi. Bu mümkün olabilir mi? Kesinlikle bunun için iklim var, veriler de var. Kamuoyu yoklamalarını araştırdık.